shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent. Merhaba. Bugün İdeal Yaşam Merkezi'nde Adnan Gürbüz Bey ile beraberiz. Adnan Bey Aydın'dan bize misafir oluyor. Hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Öncelikle sizi biraz tanıyalım. Ben Aydın'dan geliyorum. Esnafım, marketim var. Hı hı. O arada biz boşluk bulduk. Bir tavsiye üzerine size geldik. Kilo verme yolculuğuna başlamaya karar verdiniz. 3 aylık çalışmayı biz Adnan Bey'le tamamladık ve Adnan Bey başladığımızdan bu yana 7 kilo verdi. Ama tabii ki yolumuz daha var ve yavaş yavaş olayları anlaya anlaya, sindire sindire devam ediyoruz. Peki bu süreç nasıldı? Neler yaptınız? Bu süreçte biraz tereddütlü başladık ilk başta. Yapabileceğiz mi, yapamayacağız mı diye. Hı hı. Ondan sonra gelip giderken de biraz zor ilk başta oldu. Hani ne zorladı sizi? Yılların verdiği alışkanlıklardan vazgeçmek. En zor geldi. Evet, alışkanlıkların değişmesi için. Alışkanlıkların değişmesi için bayağı çaba sarf ettik. Yani. Bu zamanla yoluna oturduk. Şimdilik sıkıntı yok. Neler fark ettiniz peki? Neler değişti hayatınızda? Kendimize değer vermek, yemenin çok önemli olmadığını, düzenli beslenme, yaşam kalitesi, yemenin yaşamı. Abur cubur. En başta onu sildik kendimizde. %95 diyebilirim daha fazla. Hayatımıza renk kattık. Evet, bir marketiniz var. Markette elimizin altında çok fazla abur cubur yani, da var değil mi? Bizim de avantajımız o zaten. Evet. Onların içinde biraz da psikolojik destek diyelim. Baskı yaratıyoruz kendimize orada yani. O şeyde yemeye can sıkıntısından yemeye başladınız. Evet. Ama şu anda onun yerine ne geldi? Hareket var. Suyla geçiştiriyoruz yani. Su içiyorsunuz oldu. Evet. Yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüş yapıyorsunuz. Yani çok güzel. Şimdilik iyi gidiyoruz. Bakalım zaman gösterecek, sonucu ne olacak? Çok teşekkür ediyorum. Ben sizin istediğiniz hedefe çok kısa zamanda ulaşacağınıza eminim. İnşallah. Nasıl olsa olayın nasıl olduğunu anladınız. Bir diyet listesi ya da herhangi bir sizi zorlayıcı bu anlamda bir şey yok. Bırakacağınız bir şey de yok. Artık yaşam şekline dönüştürdünüz bazı şeyleri. Ve bu yolda da devam ediyorsunuz. İnşallah. En büyük şeyimiz zaten diyetlerle yasaklardan vazgeçmek, yani yasak olan şeyleri yiyoruz ama her şeyi azar 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 yiyoruz. Tadına vara vara yiyoruz, yavaş çiğniyoruz değil mi? Peki bizi izleyenlere söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Diyebileceğim mide ameliyatı düşünenlere tavsiyem budur. Yani olmasınlar. Yani biz bunu, ben de buraya gelmeden önce kararımı vermiştim. Olmayı düşünüyorum. Tavsiye ediyorum geldim. İyi ki de olmamışım. Evet. Şu anda bedeniniz küçüldü ve istediğiniz gömlekleri, kıyafetleri giyebiliyorsunuz değil mi? Giyiyorum. Evet. Küçüle küçüle giyiyoruz. Küçüle küçüle giyiyorsunuz. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu reportaj için de ayrıca çok teşekkür ederim. Adnan Bey bugün bizim konuğumuzdu. Bu yolculukta kendisi bana çok güzel eşlik etti. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Beni izlemeye devam edin. Hoşça kalın. The heart is a blue.